Merhaba arkadaşlar. Yeni yine 4 gün kapalıyız. Ee, Sağlık Bakanlığımızın yönergelerine uyuyoruz aynen. Tavsiyelerine. Bu geçecek inşallah. Yaşadığımız günleri çok sık değerlendirmek gerekiyor. Dünya ekonomisi nereye gidiyor? Petro dolar sistemi çekiyor mu? Dünyada yeni bir düzen mi kuruluyor? Yeni bir ekonomik, yeni bir finansal sistem mi getiriliyor? Bugün kısaca size bunlardan bahsetmek istiyorum. Eski programlarımı bakarsanız şöyle bir YouTube'da bulabilirsiniz. Televizyon programlarımı. Orada dünyanın negatif faize gittiğini, hmm. gideceğini sıkça bahsediyordum. pet doların çökeceğini ve e, Amerikan e, gayri saf milli hasılasının %50'den fazlası, biraz fazlası doların rezerv para olmasından kaynaklanıyor. Eğer dolar rezerv para statüsünden çıkarsa, Amerika'nın gayri hesabı milli 10 trilyon, 10 trilyon doların altına düşecek. Bu ne demek? Amerika'da eyaletler de arası kavga demek. Bunları anlattığımda arkadaşlar ya bu nasıl mümkün, nasıl olacak diyordu. İşte görüyorsunuz şu an mümkün. Minareyi çalan kılıp hazırlar. 21. yüzyılda dünyanın finansal, siyasal, ekonomik, ticari, sosyal, askeri düzeni şu an değiştiriliyor. Buna bile bir de bir şahidiz. Petrol'da bir panik var. Şimdi Sonuçlardan açıklıyor uzmanlar. Ben hem sonuçları değerlendireceğim hem de zaten uzun süredir bunun böyle olacağını açıklıyordum. Hatta bunun bir virüs olacağını da tweet atmıştım. Dijital dünya geçişi. Şimdi doların e, kullanılışında Amerika'nın dolarla tehdit ediyordu. Türkiye'yi tehdit etti, İran'ı tehdit etti, Rusya'yı tehdit etti, Avrupa'yı tehdit etti, Çin'i tehdit etti. Dolayısıyla tüm ülkeler zaten psikolojik olarak da dolara karşı bir cephe oluştu şimdi Amerika'da petrol eksi 40 dolar. Amerikan petrolü. Brent petrol 25 dolara düştü. Ve Trump önlem için 75 milyon varil petrol alacağı stratejik rezervlerimiz için dedi. Nedir Amerikan'ın stratejik rezervi? Arkadaşlar 1975 yılında kuruldu. Nedeni de 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Amerika'da ciddi Araplar petrol satmayı durdurunca Amerika'ya benzin grupları oluştu. Ciddi sıkıntılar yaşandı 73'te. 75'te stratejik petrol rezervi altında Tuz Dağları'nda Amerika'da e, dağların altına petrol rezervi ettiler. 1900, 2015 yılında bu rezervin miktarı 43,5 milyar dolardı. Şu an ne kadar bilmiyorum. E, Uluslararası Enerji Birliği de ülkelere en az 3 ay yetecek petrol stoklama tavsiyesinde bulunuyor. Hatta buna imkanı olmayan ülkeler için de şirketlere tavsiye ediyor. En az 3 aylık petrol stoku bulundurun. Ve Çin, Japonya, birçok geliş, gelişmiş ülke kendi petrol stoklarını tutuyor zaten. Buradaki varsayım neydi? Orta Doğu'da bir büyük savaş çıkacak. Bu savaş nedeniyle, ee, içine hazarı da katacak, savaş nedeniyle petrol sıkıntısı olacaktı, değil mi? Şimdi bu genel bir beklenti, yani ekonomistler böyle bekliyor. Ama küreselcilerin buna cevabı hayır, hiç de öyle olmadı. Stoklar da elde kaldı. Niye? Üretim durdu. Şimdi e, diyorlar ki Amerika'da depolar dolduğu için yeni petrol e, fiyatları yükseldi. Arkadaşlar öyle saçma şey olur mu? Depolar dolduğu için. Talep yok. Arz taleptir bu. Dünyada üretim durdu. Petrol niye var? Endüstri uçakları çalışsın diye. Vücut için kan ne ise endüstri içinde petrol odur. Dolayısıyla petrola talep yok şimdilik. Ne zamana kadar sürer? Öngörülemiyor. Yani aşının genelde uzmanlar, yani dünya çapındaki uzmanlar 12-18 ay arası aşı bulunur diyor. Ve hatta bu böyle gidilirse diyor insanlar tam karantina uygulanmadığı için virüs yeniden yapabilir diyor. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı. Daha pik düzeye gelmedik diyor virüs konusunda. Dolayısıyla petrol yatırımcıları da şu an bir gelecek göremiyor. Televizyonlarda benim sıkça bahsettiğim negatif faiz ve yeni bir 21. yüzyılın dijital dünyasında dolar diye bir kavram yok. Bir kripto para gelecek diye. Hangi kripto para var diye sıkça soruyordunuz. Bitcoin mi? Efendim yok başka coin mi? Arkadaşlar adına ben şimdilik X coin diyorum. Bu para hazır. Bu para IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü organize olaraktan Birleşmiş Milletler gündeme gelecek. Ve birçok ülke bunu kabul edecek. Şimdi Amerika'nın doları nasıl rezerv para olmuştu? ki Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods anlaşmasıyla 1944'te bir rezerv para, Amerikan dolar rezerv para kabul edildi. Karşılığında Amerika bastığı dolar karşılığında altın alacaktı. Altın koyacaktı. Yani böylece dolar karşılıksız basılmayacaktı. Ama 1971'den ikisi kaldırdı bunu. Kaldırınca dolar karşılıksız basılmaya başlandı. Peki nasıl ayakta kaldı? O zaman Suudi Arabistan'dan başkanı Amerika diyor ki sen doları petrol al. Ben de seni koruyayım. İlişki öyle başlıyor ve bugüne kadar da devam ediyor. Ee, ve e, yine Rusya'yla birkaç günün geçen hafta bir tartışma çıktı OPEC'le. Anlaşamadılar. Rusya ben de üretime devam edeceğim dedi. Sonra Trump araya girdi. Putin'le anlaştırdı. Vektor üretiminde 10 milyon var günlük kısıtlamaya gidildi. Ama bu olayda yetmedi. Çünkü 20. yüzyıl kavramlarıyla baktığımızda olaya... Evet, e, e, normalde böyle olmaması lazım. Ama 21. yüzyıl dijital, dijital dünya kurucularının e, dolar diye bir kavramı yok. E, doları da zaten 21. yüzyıl dijital dünya kurgucuları basıyor. Amerikan hükümetine borç veriyor, bastığı dolarla. Yani teorik olarak Amerikan hükümetinin e, Amerikan hükümetinin Amerikan merkez bankası ama pratikte Amerikan hükümetinin değil. O bazı büyük şirketlerin. Şimdi Trump bu süreci görüyor. Ne yapıyor? Valilere yetki verdi. İsterseniz hayatı başlatabilirsiniz yeniden dedi. Cumhuriyetçi valiler, eyalet valileri şu an hayatı başlatma yönelik çalışma yapıyor. Eğer benim gördüğüm sahne varsa bu Cumhuriyetçi eyaletlerde çok fazla ölümle sonuçlanacak. Dolayısıyla seçimlerde Trump'ın aleyhine bir durum ortaya çıkma ihtimali var. Çünkü virüsle ilgili İngiltere'de yapılan bir çalışmada birçok farklı ülkeden inceleniyor virüsler. Diyorlar ki Aa Hindistan'da mutasyona uğradı. E zaten bizim döngümüz bu yöndeydi. Dolayısıyla Amerika'nın Cumhuriyetçi eyaletlerinde mutasyona uğramış mevcut bilinen ilaçların fayda yeni bir virüsle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Dünyadaki finans sistemi şu an değiştiriliyor arkadaşlar. Ticaret değiştiriliyor. Şimdi çarklar nereden başladı yeniden üretime? Çin'den. E Çin petrolü kaç alıyordu? Çok yüksek alıyordu. Şimdi Amerika'nın kendisi bile sıraya girecek. Ne olur benden petrol al şeklinde. Amerika'nın Missouri eyaleti Çin'e dava açtı. Yani gerekli önlemi almadınız erkenden duyurmadınız. Bununla ilgili meşhur Çinli doktor vardı sonradan Covid'den ölen. Onunla ilgili de dünyaya bilgilendirme yapmadınız. Dolayısıyla bunun faturasını ödeyeceksiniz diye. Almanya'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan başladı. Bu kavga dünyada büyüyecek. Şimdilik bu kavga büyüyor ama bu sürenin sonunda 12-18 ay diyorlar ya kavga edecek kimse kalır mı ortada? Şey bu. Önemli olan. Yani iki tane senaryo var burada. Amerika bu kararlılıkla giderse ve hakikaten Çin'den şüphelenmeye devam ederse ve buna da inanırsa bir nükleer savaş tehdidi var Çin ile Amerika arasında. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. IMF 170 ülkenin yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Biraz önce söylemiştim. Yani düşünün şimdi. Şimdilik bu daha süreç uzadığında düzen nasıl değiştirilir sorusunda benim öngörüm virüsle değiştirilir. Şu an o sahneleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu virüs kendiliğinden mi çıktı, başka şekilde mi çıkartıldı? Bir önemi de yok. Nelerin olabileceğini konuşuyoruz şu anda. kripto para süreci gündeme gelecek. IMF'in, Dünya Bankası'nın diğer gelişmiş de gündeme gelir tartışmaya açılır. Çünkü Petrol'ün uzun süre işe yaramaması Körfez ülkelerini panikletir. Rusya'yı panikletir. İran'ı zaten bitirir. Körfez ülkelerinin, Katar'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi varlık fonları var. Yani kısmen dayanabilirler ama nereye kadar dayanacaklar bu süreçte? Amerika'daki eyaletler arası kavga derinleşecek. Ve bu sonunda ne diyecekler ülkeler? Tamam yeni bir finans sistemi üzerinde anlaşalım. Eee? E zaten dijitalleşmeye doğru gidiyor. Tüm ülkeler alıştı buna. Büyük şirketler şimdi büyük oranda bu sürecin sonunda personelin işe gelme maliyeti çok yüksek. Mes bankalar ne diyor bize? Şubeye gelmeyin internete gidiyorsun. İnternetten işleminizi yapın. Niye? Bu banka için çok daha ucuz bir yöntem. Maliyetsiz bir yöntem bankaya. E büyük şirketler de ne diyecek? İşe gelmeyin arkadaşlar. Evden çalışın. Ayrıca robotlar giriyor iş hayatına. Geçmişte büyük tartışmalar oldu. Robotlarla ilgili. Yani bilgiyi Avrupa Birliği'ne bir teklif yapmıştı. Robotları, robot vergisi alınsın. Bundan da işsiz kalanların sağlık ve eğitim giderleri karşılansın şeklinde. Ee, bu süreç hızlanacak şu an. Bir taraftan hızlı bir şekilde robotlar hayatımıza giriyor. Bir taraftan işlerimizi, sosyal faaliyetlerimizi dijital dünyaya kaydırıyoruz. Bilinen klasik ekonomi çatır diyor. Amerika'daki e, kırsaldaki özellikle Teksas çevresindeki petrol sahaları cumhuriyetçilere aitti. Yani büyük şirketlerin uluslararası büyük şirketler var ama sonuçta sahaların kimliği üzerine gittiğimizde Amerika'da muhafazakar denen kitle kaybediyor şu an. Eee e, muhafazakar kitlenin karşısında olanlar zaten finansın ve teknolojinin sahipleri ve teknoloji şirketleri yükseliyor. Dijital dünya şirketleri. Buna karşılık e, diğer e, petrol ve silah şirketlerini Amerikan bazı tabii giderek değerinin düştüğünü göreceğiz. Bugün medya, dün medyaya bir haber düştü. Bilgeis Vakfı'nın e, hacklendiğini, Wuhan'daki viroloji enstitüsünün maillerini falan bekleyin, ifşa edeceğiz diyorlar. Bu kavga büyüyecek. Sistem yıkılırken, yeni düzen kurulurken bu hemen aniden olmaz. Beraberinde büyük kavgaları da getirecek. E, ekonomik kavgada en büyük kaybedeni şu anda Amerika görünüyor daha önceki öngörülerimde Amerika'nın Afro Avrasya'dan çekileceğini sıkça öngörü olaraktan ifade etmiştim. O zaman da ya nasıl çekilecek diyorlardı. Arkadaşlar ekonomik gücünüz azalırsa eğer uluslararası operasyon yapamazsınız. Peki şimdi Çin bitti mi? Hiç zannetmiyorum. Bu noktada şimdilik Çin'e karşı bir savaş var. Bir şey var. Tepki var. Bu tepki büyüyerek gidecek ama eğer bu süreç uzarsa bu farklı bir anlaşmayı da getirecek. Çünkü Çin şakır şakır üretiyor, çalışma başlıyor. Dünyanın diğer tarafı üretemiyor. Ve insanlar hem Çin'e mal satmak isteyecek hem de Çin'den almak isteyecek bu süreçte. Kim birçok ülkeyi şu an yardım ediyor. İki tane ihtimal var. Bir tanesi bu sürecin uzamazsa eğer fatura Çin'e kesilir uzadığında Çin'le başka bir anlaşmaya gidilir. Ve dijital dünyadaki paranın kripto para olduğunu biliyoruz. Çin şu an geçen hafta e, denemeye başladı. Kendi dijital parasını çıkarttı. E, ve birçok ülkeler bu süreçte aynı dijital yasaları ve paraları çıkartacak. Dünyada şu an göz göre göre bir sistemin değiştirildiğini şahit oluyoruz. Bu nedenle nasıl değiştirildi, bunlar nasıl olacak sorularının cevabını şu an hep beraber görmüş oluyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşından sonra değiştirilen düzende kaybeden ne oldu? İngiltere oldu. Dünyanın süper gücüydü, her taraf ayak basıyordu. Bir ada ülkesi olarak kaldı. İkinci Dünya Savaşında Amerika iki koldan gidiyordu. Birincisi atom bombası üretmeye çalıştı Japonlara karşı. İkincisi de biyoloji savaş başlattı. Laboratuvarlar kurdu 1943'te. Eğer onu erken üretseydi muhtemelen virüs saldırısı olacaktı Japonya'ya. Şimdi ikinci sahneyi, birin Dünya Savaşı'nın belirleyeni atom bombası oldu. İkincisinin, üçüncüsünün belirleyeni de buna bir savaş olarak bakabiliriz. Virüs oldu şu an. Yani bu kolay bir süreç değil. Gördüğüm şey bir kere daha üstüne basa basa söylüyorum. Petro dolar sisteminin sonu dünyada yeni bir finansal anlaşmasının anlaşmanın başlangıcı Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar, ulus devlet statüsü gibi güçlendiği bir döneme giriyoruz. Dijital dünyada daha önce bahsetmiş olduğum dijital kimlik çalışmaları dünya çapında Birleşmiş Milletler 2016'da bir toplantı yapıyor. Dijital kimlikle ilgili diyorlar ki 1 milyar 800 milyon insan, 1 milyar 800 milyon insan dünyada şu ya da bu nedenle kimliksiz. Öncelikle biz bu insanlara bir takiblik verelim. Takip edelim en azından. Şu an mecburen virüs korkusuyla Sağlık Bakanlığımızın uygulamaları var. Tüm dünyada aynı uygulamalar var. Google'un var, Apple'ın var. Yani Apple araba kullananları e, e, karantina sürecine uyup uymadıklarını bildirmek için, bildireceğim diyor. E, Google e, konum bilgilerini paylaşacağım diyor. E, biz zaten bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hızlı bir şekilde Yeni kurulan sistem dijital dünyaya adapte oluyoruz, olduruluyoruz. Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan birçok arkadaş görüntü atıyor bana. Yağmur gibi böyle takım yıldızı gibi gökyüzüne doğru giden uyduların görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde hiç hesapta yokken, aniden eden insanlar evindeyken 5G'lerin dikildiğini görüyoruz. Neyi görüyoruz? 20. yüzyılda kurulan 2. Dünya Savaşı'nda kurulan düzeni birileri yıkmaya karar vermiş benim anladığım. Ve yeni düzeni anlamak için de 5G ve uyduları takip edin. Bunlar dijital dünya sistemi demek. 20. yüzyıl dünyasının dinamik ana dinamiği petrol 21. yüzyıl dünyasının ana dinamiği de nesnelerin internetidir. Yani yeryüz, e, fiber optik kaplı ve aynı zamanda uydulardır. Şimdi bu düzende, dijital düzende para, kripto para, önceki düzende Amerikan dolarıydı. Dolayısıyla dünyada ekonomik düzen yeniden dizayn edilirken çok büyük güç kaymalarını da beraber göreceğiz. Türkiye bu noktada rolünü iyi oynarsa, bu süreci iyi yönetebilirse, Afro-Avrasya'da ciddi bir boşluk olacak. Muhtemelen uluslararası yeni ittifakları göreceğiz. E, tartışmalı, sancılı bir dönemdeyiz. Bu dönemde Artık gelecek kavramı anlamını yitiriyor çünkü gelecek içerisinde birçok süper güç o süper güç statüsünde olmayacak birçok gelişmiş ekonomi denen ekonomiler bu düzene adapte olamayabilir gelişmekte olan birçok ülke daha geriye doğru gidecek gelişme kavramını unutabilir ve şu an tüm dünyada insanlar kendi içine kapandı sorguluyor gelecek ne nasıl bir gelecek? ve yeniden insan olduğumuzu ve ölümlü olduğumuzu hatırlıyoruz. E, dijital dünya kurgusu süreci devam ediyor. Bunları ben size değerlendirmeye devam edeceğim. Gördüğüm şey kontrollü bir kaos dönemi görüyorum. Bu kaosta bir e, 20. yüzyıl dinamikleriyle kurulan düzen çökertilirken adım adım yeni bir düzen kuruluyor. Şimdi Hegel diyalektiği çerçevesinde sağ, sol, işte komünist, kapitalist kavramları çerçevesinde genelde analistlerin beyni öyle formatlandığı için sonuçları öyle okuyorlar. Oysaki ki sağ sol dışında ikisinin de tepesinde sistem kuran bir akıl var. Bu aklı okumadan neler olduğunu anlamak zor. Türkiye'de de dünyada da birçok analist henüz ne olduğunu anlamış değil. Bu nedenle diyorlar ki efendim petrol depoları doldu, doldu Amerika'da. E petrol eksi 40 dolara düştü. Yani bu mu şimdi yani? İhtiyaç yok arkadaş şu an. Çünkü enerji konseptinde yeni bir çözüm bulmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Çin'de bir yapay güneş projesi var. Almanya'da da var. Onun da ne olduğunu size anlatacağım. Neden yapay güneşle ilgili? O da artık başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik biz gözümüzün içine baka baka bir düzeni değiştiren bir aklı görüyoruz e, ee, bu düzende e, biz kendimize iyi bakacağız. Psikolojimiz özellikle dünya tarihi savaşlarla dolu. Aslında iyi bir dönem değil. çok kötü dönemde de değiliz onu söyleyeyim. İspanyol gribinde 70 milyon kişinin öldüğü söyleniyor. Geçmişte veba salgınında dünyanın üçte biri gitmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda belli değil ölen sayısı. İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon küsür diyorlar. Sakat kalanı falan topla. Sistem yıkıldı İkinci Dünya Savaşı'nda yeniden kuruldu. O savaşın ortasında da olabilirdik. Bu nedenle sağlığımız şu an yerinde. E, hasta olanlara Allah şifa versin. Covid'den dolayı vefat edenlere de Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sağlığı diliyorum. Hep beraber değerlendirerek bu süreci geçireceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, yeni bir e, videoda görüşmek üzere diyorum. Hadi çalış.